Ben Davut Gülbey'i 30 yıldır siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi'nin SHP'nin üyesi olma itibariyle dün bir istifam söz konusu oldu. İstifamı verdim. İstifamın gerekçesi de ilkesel olarak siyaseten çok doğru bulmadığım bir yerde kendime göre doğru bulmadığım bir yerde siyaset yapmam doğru değildir. Üyesi olup da kendileriyle birebir mahalle çalışmalarına katılmadığım zaman kendime ve kimliğime de ihanet etmiş olurdum. İstifa etmemin gerekçesi sadece ona dayalıdır. Ya partide kalıp çalışacaktım ya da çalışmayacaksam partide istifa etmem gerekirdi. Ben o kararı aldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde siyaset yapıp aktif olarak çalışmayacağımdan dolayı ilkeli bir adam olarak ben istifa ettim. Başka adamların da ilkeli davranıp istifa etmesi lazım aslında. Şimdi bundan sonra CHP'nin içerisinde değil de bir vatandaş olarak süreci değerlendirmemin ana temel nedenlerinden birisi huzurlu bir kent yaşamı olması lazım. Huzurlu bir kent yaşamı olması için de bir birey olarak hangi parti iktidar olursa olsun kendileriyle bir sivil toplum teşkilatı anlamında örgütlenip yanlış gidebilecek işlerin önüne geçmek, doğruları yapma konusunda da kendilerine bilgi ve briefing vermek. Hiç kimse, hiçbir siyasi parti yanlış bir iş yapmaz ama yanlış strateji uygulayıp vatandaşla ilgili bir takım şeyleri gözden kaçırıyor olabilirler. Onun için uyarma niteliğinde siyasi partinin hangisi kazanırsa kazansın, biz kazanmışız, Esenyurt kazanmış diyerek gidip tebrik edip kendilerine Esenyurt'la ilgili kaygılarımızı ve gelecekle ilgili yapılabilmesi gereken her şeyin önerisini sunarız. Listelere bir 10 dakika önce öylesine bir baktım internet üzerinde. Tabii ki isimleri çok fazla, yüz yüze hepsini tanırız. İsimleri çok fazla bilmediğim için bugün şu listede bu olay bu olabilirdi, bu olmayabilirdi mantığını yürütmem belki yanlış olabilir. Bu siyasi partilerin kendine göre tercihleridir. Çalışabilecekleri kadroları, toplumun içinde yüzü olan insanları, oy getirebilecek insanları bu siyasi partilerin çalışmasıdır. Bu kadro oluştururken muhtemelen hassasiyet göstererek oluşturmuşlardır. Necmi Kadıoğlu sahaya inmesi çok doğru temelde isabetli bir karardır. Kendi partisidir. Yıllardan beridir o partide hizmet vermiştir. Burada hizmetleri vardır. Necmi Kadıoğlu'nun kendi partisini ciddi anlamda destekleyebileceği konum olmalıydı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gürbüz Çapan'ın vermiş olduğu kahvaltıya ben çok fazla anlam veremiyorum. Ha, vermememle beraber her dalda oynamanın da bir anlamı yoktur. Onun kardeşi yıllarca siyasete kendi yanında bulaştı. Gürbüz Çapan 30 yıldan beridir Esenyurt'ta siyaset yapıyor. Kardeşi Esenyurt'u bıraktı gitti Küçükçekmece'de aday olmaya çalıştı. Kendisi Taksim'de bir takım aday profilleriyle ilgili ciddi ciddi çalışmalar yaptı. Ama maalesef çalışmaları çok fazla yüz bulmadı ama yani bunlar bizim arkadaşlarımızdır, dostlarımızdır. Esenyurt'ta, mahallede, her yerde ihtiyaç var. Şimdi bunlar kendi kendilerine yoğunlaşırsa Esenyurt'ta yaşanabilecek bir vaziyete gelebilmesi için Çetin şimdiden kendini hazırlamalı. Esenkent çok güzel bir yerdir, şirin bir yerdir. Çünkü mahalle muhtarları belediyelerin üstünde etkinliği kurarak mahalleyi güzelleştirirler. Çetin'in vizyonu Esenkent'teki mahalleye çok uygundur. Yani iyi bir mahalle muhtarı olabilir. Bu konuyla ilgili benim tavsiyem odur, kendini geleceğe hazırlasın. Çünkü Esenkent'te iyi bir mahalle muhtarına ihtiyaç var. Şahsım olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben oy vermeyeceğim. Ha, sandığın arkasında benim özgür irademe bağlı bir şeydir o da. Yani insanlar ilkeli olmalı. Bir partinin üyesiysen senin oyun senin namusundur. Bağlı bulunduğu yere vermeden boş kullansan bile insanın ruhu incir. Onun için ben açık yüreklilikle söylüyorum. Kimseye de eyvallahım yoktur. Benim bu konuşmamı eleştiren birileri olursa gelip benimle de konuşabilirler. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne şahsım olarak oyumu vermeyeceğim. Ama HDP'nin de barajı aşabilmesi için meclis üyeleriyle ilgili kendim strateji oluşturup çalışmamı da yapacağım.